Aa, sen burada mı kaldın? Kapıcıdır, kapıcıdır. Yat sen. Saatte rahatsız ettim ama... İşe gitmeden yakalayayım dedim. Saat nerede? Kocam mı? Kavgalısınız galiba. Yok da siz kimsiniz sorabilir miyim? Soracağım tabii, evin reisi değil misin sen? Nalan'ın babasıyım ben. Babası? Şey... Yani kocası değilim ama... Aslında niyetimiz ciddi yani, evlenmedik ama evleneceğiz. Zaten burada yattım gördüğünüz gibi. Ya Atif tamam, saçmalama. Şey, sen git ben ararım seni sonra, olur mu? Gideyim. İyi günler. Nereden buldun adresimi? Dur bir kızım, nefes alalım ya. Sakin ol. Bir kahve falan bir şey yap bunca yıl sonra. Televizyonlar şimdi kaç para oldu, bizim çocuklar da istiyor. Narin. Geldiğimiz seneler deniz kenarına inemiyorduk. Şimdi kızımızın evinden Lebider ya sana bakıyoruz. Hayat işte böyle. Yapacak bir şey yok. Elini öpeyim mi baba? Öp kızım. Gerizekalı. Masum yapma lan. Lan bile bile mi alıyorsun oraları ha? Bile bile mi alıyorsun bütün memleketi beni? Baba bazı yok kalmayacaksın. Yine yok kalmayacaksın. Baba işimiz bozulacak bunun yüzünden. Bırak Allah aşkına ya. İçinde elektron geçişine müsaade etmeyen maddelere yalıtkan denir. Havacan plastik yalıtkan maddedir. Bunlar aynı yalıtkan maddedir. Bu ne konuşuyor lan hala mırıl mırıl? Aferin kızım. İyi yerlere gelmişsin. İftihar ettim senden. Demek ki azmedince oluyormuş ha. İşe geç kalıyorum ben. Dur, dur biraz dur. Otur, sen de konuşacaklarım var. Gel. Gel. Gidip gelip bizim evi gözetliyormuşsun kızım. Ne alaka? Sen gördün mü beni? Beni tanımadın sandım. Yok, ben görmedim. Biri gösterdi. Götürdü iş yerine. Dedi bu senin kızın dedi. Baktım baktım. Vallahi tanımadım yani. Çok değişmişsin. Yolda görsem tanımam kızım ya. Kim gösterdi? Narin bak kızım. Peşinde bir tane dedektif kadın var senin. Birileri bunu tutmuş. Kimdir nedir hiçbir şey bilmiyorum ama. Yani sonuç itibariyle bunu bir şekilde çözeriz de tuhaf bir şey var. Bunlar senin annenle Mehmet'i öldürdüğünü düşünüyorlar kızım. Ne? Niye? Ümmü annenin cenazesine gittiğinde Şadiye'yi görmüş. Ağlıyormuş, sızlıyormuş ortalarda. Ben öldürdüm diyormuş. Ondan sonra da kaybolup gitmiş ortadan. Ne? Şadiye annemleri niye öldürsün? Sobadan zehirlendi onlar. Anlamadım.
Yani benim öldürdüğümü niye düşünüyorlar? Ne dedektifi? Çok saçma. Belli ki bir insanda zoru var. Bilmiyoruz, bakacağız nedir ne değildir. Yalnız sen dikkatli ol. Avukat çalışsın yani, birinin ayağına basmışsındır, bir şey vardır. Şimdi ben bunları yemliyorum, hepsini kıstıracağım, atacağım önüne, tamam? Sen şu telefonunu falan da yaz bana. Beni de çaldır maldır bir şey yap kızım, ben bunu tam bilmiyorum. Ben gideyim o zaman. Narin arıyor. Birine sakın sesini çıkartma. Sakın sesini çıkartma. Yengem böyle şeylerden hoşlanmaz. Efendim Narin Hanım. Sabah sabah bu aramanızı neye borçluyuz? Kes sesini de soruma cevap ver. Bak eğer yine lafı evirip çevirirsen bu sefer bela neymiş anlayacaksın, tamam mı? Avukatım ben, avukat. Adamı ipe götürürüm. Senin ipe götürmene gerek yok. Emir ver, ben kendimi asayım. Nasıl yardımcı olabilirim sana? Biri beni takip ediyor. Kim tuttu o dedektifi? Sen mi? Ne diyorsun ya? Kim seni takip ediyor? Sakın panik yapma. Sakın panik yapma. Bir saate kadar bulur teslim ederim ben onu sana. Sakın. Tamam, karışma sen. Bırak, karışma sakın. Ben hallederim. Ali. Narin'i takip ediyorlarmış. Benim niye haberim yok? Abi yok öyle bir şey. Nereden çıkarıyorsun? Uzatma lan. Karıyla kızla oynaşmaktan aklın uçtu gitti. Şadiye nerede? Ne olacak lan bu işlerin sonu? Nasıl olacak lan? Şadiye gitti, sen onu bulamaz. Boş yere uğraşma. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun? O Şadiye'yi bulacaksın. Narin'i kim takip ettiriyor onu da bulacaksın. Benim tepimin tasını attırma. Hepinizi yakarım Ali. Tamam abi. Sen beni zaten can evimden vurmuşsun. Ne bekliyorsun lan? Ne atıyorsun lan biklik? Böyle sessiz düşündüm abi. Kusura bakma. Sen niye oturuyorsun lan burada? Senin çocuğun nerede? Ben sana demedim mi lan anne gibi anne olacaksın diye? Yürü lan! Yürü! Narin. İnanamıyorum sana. Burada ne yapıyorsun sen? Yarım saat önce duruşman yok muydu senin? Erol Bey, çok özür dilerim, unuttum. Çok affedersiniz, hemen gidiyorum, unuttum. Kızım sana ne oldu böyle gene? Niye dağıldın? Ne olmadı ki Erol Bey? Hayatım kabus gibi şu an, çok üzüldüm. Çok özür dilerim, hemen toparlayayım. Yürü, seninle sahilde biraz konuşalım. Hadi yürü. Efendim Atıf. Alo Narin. Kızım meraktan çatladım, saatlerde telefonu da açmıyorsun. Ne oldu, gittin mi baba? Yok, ben şirketteyim. Kusura bakma ya. Kafa kalmadı, yoğunluktan arayamadım. Çok garip şeyler söyledi baba. Ya neyse. Peki sen iyi misin? Ha, iyiyim, iyiyim. Şey Atıfcığım, ben şu an müsait değilim, konuşamıyorum. Ben seni sonra arayayım mı? Konuşalım, anlatayım uzun uzun. Hadi bay. Sevgilini bile aramayı unuttuğuna göre durum oldukça ciddi demek ki. Yok, şey oldu bu konuyla ilgili tam. Atıf Bey'i ara, aşağıda sahilde gelsin bulsun bizi. Tamam. İyi günler ablacığım. Beni dinlemedin, gittin gene kızın evine değil mi Recep Bey? O kadar söyledim sana, gitme şu kızın evine. Çıkma bir anda karşısına, alt üst etme şu kızın hayatını diye. Şimdi ne yapsaydık ya, Allah'ını seversen? Ha? Kulağımızın üstüne yatıp bu manyakların kızın başına çorap örmesini bekleseydim yani. Ne yaptı Narin seni görünce? Ne yapsın? Beyninden vurulmuş adam. Yine iyi, kibar kızmış ama ya. Kahvemi yaptı. Babasını hoş beş etti. Bir evi var, görmen lazım. Saray gibi. Levi derya. Bütün İstanbul ayakların altında, emin ediyorum. Ne çekti o kız senin elinden Recep? Yalnız ben gittiğimde evde böyle ufak bir oğlan vardı gençten. Kocası da değil böyle. Ne ayak, onu çözemedim yani.
Ben geldim hemen apar topar toplandı kaçtı. Şadiye'den haberi var mıymış Recep? Yok. O da bir süredir arıyormuş işte. Neyse ben de alalım, bir hava alacağım. Aha geliyor. Sakın panik yapma. Ben her şeyi anladım, ben halledeceğim tamam. Panik yapma. İyi günler. İyi günler. Düşündünüz mü teklifimi? Düşündüm. Miktar biraz artarsa falan bu iş olabilir. Yalnız patronla yüz yüze görüşmemiz lazım. Böyle olmaz. Ha, o biraz zor. Ama teması benim üzerimden sürdürebiliriz. Sorun olmaz. Ben diyeceğimi dedim. Patronum benimle iş yapmak istiyorsa oturacak masaya. Böyle yüz yüze çözeceğiz. Böyle aracılarla falan ben sevmiyorum bu şekilde çalışmam ben. Peki. Konuşurum kendisiyle. Ama kabul edeceğini sanmıyorum. Vallahi keyfiniz bilir ya. Peki o zaman. Haberleşiriz. Çıktı mı? Çıktı, çıktı. Recep, Recep. Dikkatli ol. Ya bir şey olmaz mı? Adam çok kararlı. Patronla konuşmadan bu iş olmaz diyor. Ya deli misin, nesin? Hayatta olmaz. Benim kim olduğumu kesinlikle öğrenmemesi lazım. Başka birini görevlendirsek? Tamam. Olur. Bizim şirkette birisi var. Onu götürürsün yanında patronum diye. Ama önce ben bir konuşayım. Sen benden haber bekle. Bakalım Narin mi sarı kızı tanıyor mu? Kimmiş ki bu? Bilmiyorum da belki Narin tanıyordur. Bakacağız. Kızlarımla zoru neymiş? Hep benim boş boğazlığımdan. Durduk yerde başını derde soktum kızcağız. O işler o kadar kolay değil. Ben daha ölmedim değil mi? Mesaj geldi. Ha, babamdan. Ya belki babanla Şadiye birliktelerdir. Ne diyor? Bu tipleri tanıyor musun? Seni takip eden kadın kısa saçlısı. Uzun saçlı sarı olan da patronu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.